Sertaç Sertdemir, 43 yaşında bir otel yöneticisi. İnternetle küçük yaşlarda tanışan kuşaklardan olmasa da e-alışveriş bugün hayatının bir parçası. Bu iş başladığından beri internet üzerinden alışveriş yapanlardanım yani. Hemen hemen her şeyimi internetten alıyorum. Kıyafet, elektronik eşya, işte aklınıza ne gelirse yani market alışverişi dahil buna. Peki bir ürünü denemeden alma riskini nasıl çözüyor? sürekli olarak kullandığınız ürünlerse ve markalarsa aşağı yukarı kalıplarını ve bedenlerini biliyorsunuz. Dolayısıyla orada bir ezber olabiliyor zaten. Ancak gerçek mağazalar tüketici nezdindeki yerini korumaya devam ediyor. Ben interneti kullanıyorum, sosyal medyayı da kullanan bir insanım ama hiç internetten alışveriş yapmıyorum. Bana daha kısa değil, daha uzun sürüyor gibi geliyor. Adeti eksik çıkıyor. Bizim ürünlerden bahsedecek olursak yani adetini yazmıyor orada ne kadar olduğunu. Şu fiyat diyor ama içinde ne kadar var? Onu yazmıyor, söylemiyor yani göstermiyor. Buna benzer olumsuz deneyimler tüketicinin e-ticarete mesafeli durmasına yol açıyor. Mağazalarda reyonları gezerek, seçerek, görerek, üzerinizde deneyerek bir şeyler almak ya da internet üzerinde gezinerek oradan seçimler yapmak. Türkiye'de internet ticareti üzerindeki verilere bakıldığında birinci şıkkın hala daha popüler olduğu görünüyor. Ancak yakın gelecekte bu durum değişmeye aday. Türkiye'de 800'e yakın e-ticaret sitesi bulunuyor. Sektör büyüklüğüne baktığımız zaman 2017 yılı itibariyle %37'lik bir büyümeyle 42.2 milyar TL'ye ulaşmış durumda. 42 milyar liranın yaklaşık 23 milyarı perakende sektöründen geliyor. İnternet üzerinden ticaretin boyutları ile ilgili en önemli kriterlerden biri online perakende satışın toplam perakendi içindeki payı. Bu alanda dünya lideri için perakende de her 100 alışverişten 20'sini internetten yapıyorlar. Çin'i, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Alt kategorilerine baktığımız zaman en fazla alışverişin ve büyüme oranının e, giyim ve ayakkabıda olduğunu görüyoruz. Onu da %35'lik bir büyümeyle ev ve dekorasyon izliyor. Şirketler stratejilerine dijitalleşme ve online satışa uygun belirliyor. Mağaza kirası, mağaza dekorasyonu, çalışan sayısı gibi birçok şeyden tasarruf etmiş oluyoruz. Bu tasarrufu da müşterilerimize daha hesaplı ürün sunarak rekabete dönüştürüyoruz. Kobilerin bir beklentisi de yüksek kargo bedellerinin düşürülerek yurt dışı ticaret hacminin arttırılması. 11. kalkınma planı kapsamında dijitalleşme ve e-ticarete yönelik çalışmaların hayata geçmesiyle küresel piyasalarda Türkiye'nin daha etkin olması mümkün.